Sosyal medya ile para kazanmayı kim istemez? Günün neredeyse her anında elimizde telefon sosyal medyadayız. Düşünsenize Instagram, TikTok gibi uygulamalarda zaman geçirirken bir yandan da para kazanıyorsunuz. Hayal gibi değil mi? Aslında değil. Belki de bu videoda ilk defa duyacağınız bir kavramı öğretiyoruz. Sosyal medya ve uygulamaları hepimiz biliyoruz. Eminim ki çoğu kişi web de duymuştur. Peki bu ikisinin birleştiğini düşünün. O halde hadi başlayalım. Web3 teknolojisiyle tüm internet dünyası yeniden yaratılıyor. Artık sizin üzerinden bazı şirketler milyarlarca dolar para kazanamayacak. Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi'nin hayali gerçek oluyor. Kişiler arasında ve tüm her şeyden bağımsız teknolojiler gelişmeye başladı. Bunların başında da ilk defa bu videoda duyacağınız sosyal finans kavramı geliyor. İlk defa bu kavramı duyanlar için küçük bir tüyo da verelim. Bu piyasanın en büyük oyuncularından biri olan Binance borsası sosyal finans alanında 50 milyon dolarlık fon ayırdı ve yatırımlarına başladı bile. O yüzden yakın zamanda çokça adını duyacağınızdan şüpheniz olmasın. Şu anda da bu trende bakmazsanız çok şeyi kaçıracaksınız. Bu videonun da sponsoru olan Gary Network bu alanda ilgi çekici gelişmeleri imza atıyor. Hadi gelin Çingari platformunu çıkarmış olduğu ve native token olan Gari Network'ün biraz daha detaylarına bakalım. Özellikle videonun başında söylediğimiz web3 teknolojileri ve sosyal finansı bir araya getiren bu uygulamada hal hazırda çıkarılmış bir uygulamadan bahsediyoruz. Yani yapılacak, edilecek değil, halihazırda kullanılan bir uygula. Şimdi nedir? Çingari ve Gari Network aslında TikTok benzeri kısa videoların atıldığı, başka şekilde kullanıldığı, konferansların olduğu, komünitenin oluşturduğu oldukça büyük bir alan. Hem iOS'ta hem Android'de kullanıma açık bir uygulama. Şimdi Android kısmına girdiğim zaman şurada görebilirsiniz Çingari ve Gari Network'ün uygulamasını. Buraya girdiğiniz zaman şurada aşağıya kadar indiğinizde yaklaşık zaten 50 milyondan fazla kullanıcını indirdiğini görüyorsunuz gene iOS kısmında da bu şekilde uygulaması yayınlanmış ve oldukça yüksek puanlar almış. Yani dünyada şu an Hindistan özelinde olmak üzere oldukça yüksek bir kullanıcıya sahip, aktif kullanılan bir platformdan bahsediyoruz. Bunun ne gibi avantajları var? Arkadaşlar toplamda Hindistan gibi bir pazarda 100 milyona yakın kullanıcıya hitap ediyor bu aplikasyon ve bunu Web3 teknolojisiyle blockchain ağına taşıyorlar. Bu şu demek bu ağ içerisinde kullanılacak olan tüm ekosistemde tüm ekonomide Gary Network'te kullanılacak. Şimdi teknik makale kısmına geçmeden önce bu özelliklerini detaylı bir şekilde söyleyeyim. Çünkü sosyal finans kavramı şu an bu video ile belki de ilk defa duyduğunuz bir kavram. Şimdi geçtiğimiz dönemin baktığımız zaman projelerine bu projeler içerisinde şunları görüyorsunuz arkadaşlar. Metaverse, NFT, GameFi DeFi gibi birçok farklı alanı gördünüz ve bunların ne kadar büyük hype'larla geldiğini de görebiliyorsunuz. Şimdi dünyadaki bu kadar yüksek bir kullanıcıya sahip bir platformun çıkardığı Web3 teknolojisiyle birlikte blockchain teknolojisini de kullanarak bunun tokenını elde etmek ve kullanmak oldukça avantajlı. Çünkü bu tip küçük ekosistemler yaratarak hem merkeziyetsizliği sağlayacaklar hem de bu tokenın daha da büyümesine yol açmış olacaklar. Şimdi teknik makalesine geldiğim zaman hızlıca bir göz atalım. Şimdi burada bütün detayları var. Dileyenler bu bütün detaylı şekilde bunların hepsini öğrenebilirler. Ayrıca Türkiye'de kurulmuş olan Telegram grubunda aşağı açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan girip hem o komüniteyle hem kullanıcılarla tanışarak siz de daha detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz. Temel mantalitesinde ürettikleri sosyal medya kullanıcılarıyla yani yaklaşık 100 milyona yakın kullanıcıyla Web3 teknolojisi ve blockchain teknolojisini bir araya getirmek. Şimdi o yüzden de oldukça fazla şekilde bunların tüm detaylarına girmişler. Nasıl yapılacağını yakın zamanda zaten roadmap'inde sizlerle birlikte hemen bakalım. Roadmap'ine baktığımızda şimdi burada başlangıç açımasından yani Ağustos 2021'den itibaren projede tek tek yapılmış adımların hepsi gösterişte. Global komünitenin kurulması, yatırım turları ki biraz sonra teknik bakar kısmında detaylarına bakarız. Sonra ido aşaması daha sonra piyasaya arzı şeklinde gösterilmiş. Yakın zamanda da bir gari wallet gelecek yani cüzdanı ve bunu aplikasyonla entegre hale getirecekler. ve bunun dışında da hali hazırda gari network ile gari kullananlara %5'ini airdrop olarak Dağıtacaklar daha sonra uygulamalarını daha kullanılabilir ve blockchain tabanlı hale getirecekler burada tüm roadmapinde bunların hepsi yazıyor. Yani içerisinde NFT marketler işte metaverse'lar ve bunların bir araya geldiği bir ekosistem yaratmak üzerine kurulmuş. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman ekosistemle ilgili şunları zaten söyle işte TikTok'taki kullanıcı sayısı dünyadaki sosyal medyadaki kullanıcı sayısını da göz önüne aldığınız zaman ve buradaki pasta payını düşündüğünüzde arkadaşlar şunu söyleyebilirim milyarlarca dolarlık bir pastadan bahsediyoruz. Yani siz Twitter, TikTok, Instagram, YouTube bu platformun yayınlandığı yer buraları kullanıyorsunuz ve siz sadece izleyici ya da içerik üretici olarak belli kıssasları yakalarsanız ufak tefek paralar kazanıyorsunuz. Yani büyük bir havuzdan sadece bir damla alıyorsunuz. Burada ise tüm kullanıcıların kullanabileceği bir native token, alışveriş, bahşiş veya karşılıklı ödeme şekli büyük bir ekosistem içerisinde mikro ödeme seçeneklerini getiriyorsunuz. Bu da insanların her ürettiği içerikten pay almalarını ve para kazanmalarını sağlayacak bir yapı. Şimdi token ekonomisine gelelim. Çünkü bu projenin aynı zamanda gen bir proje olduğunda size rahatlıkla söyleyebilirim. Videonun içeriğinden bağımsız olarak. Çünkü hem yatırımcıları hem token ekonomisi bunu rahatlıkla gözlerimizin önüne seriyor. Hemen gelin token ekonomisi kısmına. Diğer detayları genellikle size şu an videoda anlattığım şeyler. Hem yapısından hem mekanizmasından ve gelecekte vaat edeceklerinden bahsediyor. Burada işte influencer marketplace'inden NFT marketplace'ine kadar hepsi var. Şimdi buraya indiğimiz zaman burada diğer bir özelliğini görüyoruz. Neden Solana'yı seçtiklerini? Şimdi biliyorsunuz ki katman bir protokolleri içerisinde en önde gelen platformların başında geliyor Solana platformu. Ethereum, Solana, Avax gibi layer 1 protokollerde katmanlarda en hızlı ki zaten bu alanıyla ön plana çıkıyor. Solana büyük bir ekosisteme sahip. E burada da Özellikle bu sosyal medyada hızlı içerik üretmek ve hız önemli olduğu için de Solan ağını seçtiklerini söylüyorlar. Token ekonomisine baktığınızda toplamda 1 milyar adetlik bir token'dan bahsediyoruz. Ve bunun yaklaşık olarak 1 yıllık süreçte 200-300 milyon adetinin piyasada olacağını söylüyor. Yani yaklaşık olarak 3'te 1'i piyasada olacak. Şimdi token ekonomisi yapısına baktığımız zaman %5'ini ChainGari kullanıcılarına airdrop olarak dağıtacaklarmış. %20'sini zaten public sale'de daha öncesinde söylemiştik ki Ocak ayında zaten ön satış videolarımızda Gary Network'ü almıştık. Orada da söylemiştik birçok platformda satışı gerçekleşti. %20'lik kısmı orada satılmış. %10'luk kısmı private yani özel satışta %10'luk tohum satışında. %15'i de hem yatırımcılarda hem takımda olacakmış. %25'i de hazinede, geliştiricide, komünitede ve bunların dağıtımında %15'lik kısmı da staking ve ödüller olarak adil bir şekilde gerçekleştirilmiş. Şimdi bu token ekonomisinin içerisine baktığımız zaman burada zaten büyük yol haritasının her adımda neler yapacağını ve gerçekleştirdikleri kısımları da sitelerine koymuşlar. Baktığınız zaman şu an takımına da bakıyoruz. Takımdaki geliştiricileri ve daha önce çalıştıkları alanlara da baktığınız zaman ve en önemli şey de hala hazırda kullanılan bir sistem olduğu için de oldukça ön plana çıkıyor. Peki şimdi yatırımcılarına geldiğimiz zaman yatırımcılarına oldukça iyi yatırımcılarını görüyoruz. Republic'te bir kere tohum satışı yapıldı ve ilk satışları kısmında ise Alameda Research gibi Kraken gibi daha sonrasında Deal Ventures gibi Republic Capital gibi önemli yatırım firmaları yani birinci sınıf yatırım firmaları dediğimiz yatırım firmaları bu projeye yatırım gerçekleşti. Peki yatırımdan sonra bu projeyi biz nerelerde bulabiliriz? Peki listelendiği borsalara bakalım hızlı bir şekilde. Şimdi bu kısımda bakıyoruz. FTX gibi, Huobi Global gibi, OKEX, KuCoin, Gateoya, MXC Global. Gördüğünüz gibi neredeyse kalbur üstü birçok borsada ki FTX, KuCoin oldukça büyük borsalar. E, biliyoruz son dönemi parlayan yıldızı Gateoya borsası oldukça yüksek hacimli borsalar. MXC Global zaten altcoinlerin olduğu en çok bulunduğu borsa. Bunun dışında Huobi Global, OKEX de bu gen proje için önemli yerler. Ki ön satış sonrasında bunların hepsine bir anda listelemesini yaptı. Şimdi coin market cap verilerine girdiğim zaman da şu an yaklaşık olarak tanesi 70 centten işlem görüyor. Solana ekosistemi içerisinde ve Solana altyapısını kullandığını söylüyorum ve günlük hacmine baktığınız zaman da oldukça yüksek bir hacmi var. 30 milyon dolarlık günlük hacmi var. Toplam şu an için initial market cap'i de neredeyse 700 milyon dolara yakınlık bir projeden bahsediyoruz. Şimdi projenin geleceğine baktığınız zaman şimdi sosyal finansı Binance'de ve yatırım fonları ile düşündüğünüz zaman ve Web3 teknolojileriyle birlikte ileride gelişebilecek her platformu kendi bu şekilde mikro ekonomilerinde ön plana aldığınızda bu tip projelerin ne kadar büyük hype yapabileceğini düşünebilirsiniz. Yatırımlarınızı yaparken mutlaka kendi kararınızı kendiniz verin. Bunun altını tekrardan çizelim. Ama bu tip gen projeleri ve bu tip büyük trendleri daha başlamadan yakalamak oldukça önemli. Siz de bu şekilde bu projeyi inceleyebilir, detaylarına bakabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hem proje ile ilgili hem kripto para ile ilgili soru görüş ve yorumlarınızı ister sosyal medyadan ister telegram kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.